Müslüm Gürses ve Muhterem Nur Aşkı. Sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar. Malum hepinizin bildiği gibi 26 Ekim Cuma günü itibariyle Müslüm Baba filmi sinemalarda. Buradan yola çıkarak Müslüm Gürses üzerine biraz okumalar yaptık. Ve gördüm ki ya Müslüm Baba gerçekten aşk adamıymış ya. Sevgi adamıymış ya. Ve ben bugün size Müslüm Gürses ile Muhterem Nur arasındaki 30 yıllık büyük aşkı anlatmak istiyorum gençler. Müslüm filmiyle gündemden düşmeyen Müslüm Gürses, sesi, şarkıları ve hayatıyla birlikte Muhterem Nur ile yaşadıkları 30 yıllık büyük aşkları ile de halkın takdir ve beğenisini kazanmıştır dostlar. İşte Müslüm Gürses ve büyük aşkı Muhterem Nur'un kendi sözleriyle şimdi aşk, sadakat ve dostluk öyküleri. Adana'da onun filmlerini kaçırmaz. Platonik olarak seviyordum. Onu görmek rüya gibi şeydi o zamanlar, der Müslüm Baba. Ünlü olmadan önce de o sıralar oyuncu olan Muhterem Nur'a ekranlardan aşıktı. Henüz tanışmasalar bile onu filmlerinden seviyor, takip ediyordu. Kendisi daha sıradan bir gençken Muhterem Nur ünlü bir yıldızdı kardeşim. Kendisini hiç tanımıyordum. Ben insan değil miyim diye bir şarkısı vardı. Dinleyip ağlıyordum. Ama sahibini bilmiyordum. Sadece güzel bir şarkı diye dinliyordum, diyor Muhterem ablamız. Bir şarkı istiyordum. İlk duymuştum, onu tanımıyordum. Yani bu söylediğim şarkı da 23-24 yıl evvel. Ben kulun değil miyim, ben insan değil miyim? Bir şarkıydı. Ama bunu... Yok, bunu... Bunu... Olsa... Hayatta söylemedi. Bir saniye. Bir... Söylemedi mi size? Hayatta söylemedi. Ben kulun değil. Muhterem Nur da Müslüm Gürses ile tanışmadan önce şarkılarıyla ve sesiyle tanıştı. Onunla tanışmasalar da şarkısı ve sesini dinleyip ağlayacak kadar etkilenmişti. Bir kadın tanıdım, çok ağlıyordu diyor Müslüm Baba. Müslüm Gürses ve Muhterem Nur'un aralarındaki yaş farkı tam 21 gençler, dostlar. Allah aşkına düşünür müsünüz ya? Müslüm Baba genç, Muhterem abla orta yaşlarda. Hayal et, tahayyül et. Müslüm Gürses ve Muhterem Nur tanıştığında Muhterem Hanım 41 yaşındaydı ve kariyerinin en kötü döneminde yaşıyordu. Sinema oyuncusu olan Muhterem Nur çok fazla yeteneği olmamasına rağmen geçinebilmek için şarkıcılık ve yer yer dansözlüğe de adım atmıştı. Müslüm Gürses ise kariyerinin en canlı dönemindeydi. Müslüm Baba diye ciletliyordu insanlar kardeşim. Gençti ve karşısında ciddi manada secde eden hayran kitlesi vardı. Her insana bel bağlamam ama Muhterem Hanım bu dünyanın insanı değil diyor Müslüm Baba. İkili arasındaki yaş ve statü pek de önemli değil galiba. Çünkü bu durum hiç de aşka engel olmamış ki. Bu dünyada tek başına kalırsa kurtlar sofrasında yem olur. Onun benden sonra yalnız kalmasından korkuyorum diyor Muhterem ablamız. Aslında tanıştıkları zamanda sadece sıkıntılar yaşayan Muhterem Nur değildi. Müslüm Gürses aşırı miktarda alkol kullanıyor ve agresifleşiyordu. Kızıyordu baba, sinirliydi kardeş. Arabesk müziğin babası olsa da bir rock star gibi yaşıyordu. Ancak bu dillere destan aşk ikisine de
ilaç gibi geldi. Hiçbir zaman büyük sanatçı olduk, muhit değiştiriyoruz demedik. İstesek oralarda oturacak gücümüz vardı, oturmadık. Özümüzden kopmadık diyorum Müslüm Baba. İkisi de ünlü olmadan önceki hayatlarında büyük zorluklar çekmişti. Müslüm Gürses de Muhterem Nur'da annelerini çocuk yaşta kaybetmiş, yoksulluk içinde büyümüş insanlardı. Arabesk müziğin babası olmasına rağmen Müslüm Gürses oldukça ucuz konserlere çıkıyordu. Yaşadıkları semti ve hayat tarzlarını hiçbir zaman değiştirmediler. 30 yılı aşkın süre boyunca ünlü olmalarına rağmen Müslüm Gürses ve Muhterem Nur'un isimleri fark ederseniz hiç kimseyle anılmadı. Bir idiler, beraber idiler. Nur, ona olan aşkını şöyle anlatmıştı. Ondan önce yaşamıyordum. Mutlu olmayı, huzuru bilmedim, bilemedim. Eğer bir gün gözlerim görmez, ayaklarım tutmaz, kollarım da yukarıya kalkıp ona yardım etmezse, o zaman Müslüm'ü yalnız bırakırım. Ben ona hayatımı verdim. O ise bana benim ona yaptığımın 10 mislini yaptı. Bana yeniden hayat verdi. Mezarı çift kişilik aldım. Ne güzel bir şey, kemiklerimiz birlikte çürüyecek. Benim için sevdiğine gitti diyecekler. Muhterem Nur, Müslüm Baba'nın ölümünden sonra artık uzun mesafeli yolculuklara çıkmıyor. Peki neden? Bunun nedeni öldüğünde hemen Müslüm Gürses'in yanına gömülmek istiyor. Müslüm Gürses'in mezarından uzakta ölmek gibi bir korkusu var içinde. Ve bu aşk hikayesi her daim içlerinde var olmuş ve bundan sonra var olacaksa eğer, son bir cümleyle bitirmek düşer bize. Muhterem Hanım diyor ki, o çocuk gibidir. O benim her şeyim. Annem, babam, ağabeyim, çocuğum, her şeyim. Orada yatan sadece Müslüm değil, benim kalbim yatıyor orada. Kalbim. Bilmeden veya bilerek sürçülisan ettiysek affola. Paylaşımımızı beğenip yorum yaparsanız, kanalımıza abone olursanız, ayrıyeten sizlerin de aşk hikayesini ileride burada yayınlayabilirim dostlar. Hürmetler ve saygılar.